Okyanuslar hayranlık uyandıran ama bir o kadar da tehlikeli bir dünya. Dalgaların altındaki en korkunç ve büyüleyici olaylardan bazılarını açıklarken doğanın acımasız gücü tam anlamıyla sergileniyor. Yükselen dalgalardan büyüleyici ama tehlikeli girdaplara kadar bu video sizi okyanusun en tehlikeli doğa olaylarına bir yolculuğa çıkartıyor. Hadi başlayalım. Girdap iki akıntının çarpışarak dairesel bir hortum oluşturmasıyla meydana gelen kuvvetli bir akıntıdır. Korkusuz Vikingler bile girdaplardan korkardı çünkü bunlar büyük gemileri bile batırabilecek kadar güçlü olurdu. Girdaplar bugün bile tehlikeli olmaya devam ediyor. Ancak neyse ki artık onların gücüne dayanabilecek kadar büyük modern gemilerimiz var. Girdaba giren büyük gemiler bile oldukça şiddetli bir şekilde sallanabilir. Çünkü devasa dalgalar karşı karşıya kalır. Bazı girdaplar o kadar güçlüdür ki onlar için bir nevi kara delik denebilir. Evet, kara delikler sadece uzayın soğukluğunda mevcut değildir. Gezegenimizdeki okyanuslarda da girdaplar olarak vuku bulabilir. Hapsettikleri hiçbir şey kaçamayacağı için uzaydaki kara deliklere benzerler. Sualtı kara deliklerinin çapı genellikle 150 kilometreye kadar uzanır ve bunlardan birine denk gelirseniz muhtemelen farkına bile varmazsınız. Bu kara delikler girdap gibi hareket eder ancak boyutları nedeniyle profesyoneller bile sınırlarını görmekte zorlanır. Size rahatlatıcı bir şey anlatayım. Bir dahaki sefere sahile gittiğinizde ufka dikkatli bakın. Yeşil flaş adı verilen optik doğa olayına tanıklık edebilirsiniz. Bu flaş gün batımından kısa süre sonra ya da gün doğumundan hemen önce. Güneş neredeyse tamamen ufkun altındayken ancak üst kenara görünür durumdayken meydana gelir. Sadece 1 ya da 2 saniyeliğine güneşin üst kenarı yeşil görünür. Bunun nedeni o sırada güneşe atmosferin daha kalın kısımlardan bakıyor olmamızdır. Ufkun altına inerken ışık atmosferde kırılır ya da bükülür ve dağılır. Bu fenomeni daha iyi görmek için ufukta bulut veya pus olmayan açık bir günde bakın. Yüzmeyi dört gözle bekliyordunuz ancak okyanustaki suyun kırmızı olduğunu fark ettiniz. O suya girmeseniz daha iyi olur. Amerika'nın Florida eyaleti kırmızı gelgitleriyle bilinir. Bu durum bazı mikroskobik alglerin kontrasyonu normalden yüksek olduğunda ortaya çıkar. Deniz ve tatlı sulardaki binlerce alg türü hayvanlar ve insanlar için çoğunlukla zararsızdır. Hatta önemli bir oksijen kaynağı oldukları için bize yardımcı bile olurlar. Ne var ki okyanusu kıpkırmızı yapan algler deniz kaplumbağaları. Balıklar ve deniz kuşları gibi hayvanlar için son derece tehlikeli olabilir. Bu tür algler kontrolden çıkarsa özellikle solunum sorunları olanlara zarar verecek nörotoksinler üretebilir. Bu tür rahatsızlıkları olanlar özellikle rüzgarların algleri kıyıya doğru itecek kadar güçlü olduğu zamanlarda kırmızı gelgit bölgelerinden kaçınmalıdır. Volkanlar zehirli gaz, kül ve kızgın lav püskürtebilir. Bunlar çoğumuzun zaten bildiği en bariz tehlikelerdir. Ancak denizaltı volkanlarının kendilerine has tehlikeleri vardır. Bazen sığ sularda bulunduklarında yüzeye kaya ve buhar kalıntıları püskürterek varlıklarını gösterirler. Denizaltı volkanları suyla çevrili olduğundan karalardakilerden farklı davranabilir. Patladıkları zaman deniz suyu aktif denizaltı bacalarına girer. Lavlar sığ deniz tabanına yayılabilir ya da bazen kara volkanlarından denize akabilir. Suyun içinde hızla soğuyup moloz ve kuma dönüşerek parçalanabilir. Dolayısıyla orada büyük miktarda volkanik kalıntı kalır. Hawaii'deki popüler siyah kumlu plajlar oldukça popülerdir. İşte onlar böyle oluşmuştur. Sıcak lavlar ve güçlü patlamalar kulağa kesinlikle güvenli gelmiyor. Derin sulardaki denizaltı volkanları da aynı derece tehlikelidir. Her ne kadar patlamıyor olsalar da kabarcık cepleri üretirler. Bu kabarcıklar çevredeki suların yoğunluğunu azaltarak gemilerin batmasına bile neden olabilir. En kötüsü de okyanusun yüzeyine baktığınızda bir şeylerin ters gittiğini anlayamazsınız ama o sırada küçük kabarcıklar gemilerin kaldırma kuvvetini kaybetmesine neden oluyordur. Çapraz dalgalar izlemesi güzel ama aynı zamanda çok tehlikeli olan nadir bir olgudur. Genellikle okyanusun sığ kısımlarında, kare şeklindeki dalgalar olarak görülür. Fransa'da ya da Tel Aviv'in bazı sahillerinde sıkça görebileceğiniz bu durum, dünyanın pek çok kıyı bölgesinde de yaşanabilir. Bu olay iki dalga eğik açılarla hareket ettiğinde ve dama tahtası benzeri bir desen oluşturduğunda meydana gelir. Çoğunlukla iki dalga karşılaştığında ya da dalgalar bir yöne itilirken rüzgar başka bir yöne ittiğinde meydana gelir. Bu kare dalgalar yüzücüler ve tekneciler için tehlikelidir. Güçlü okyanus akıntıları tarafından üretilen dalgalar oldukça öngörülemez ve uzun olabilir. Bazen neredeyse 3 metreye kadar çıkabilir. Bu dalgalar bazen o kadar güçlü olur ki büyük tekneleri bile alabora edebilir.
Şeffaf bir bardağa biraz okyanus suyu doldurup yakından bakarsanız çok küçük parçacıklarla dolu olduğunu görürsünüz. Deniz suyu çözünmüş tuzlar, yağlar, algler, proteinler, deterjanlar ve diğer yapay ve organik madde parçalarını içerir. Eğer bardağı sallarsanız yüzeyinde küçük kabarcıklar oluşur. İşte dalgalar ve rüzgarlar okyanusu çalkaladığında deniz köpüğü bu şekilde oluşur. Okyanusta yoğun köpükler görürseniz buna alg patlamaları neden olmuş olabilir. Algler denizde parçalandığında büyük miktarda parça kara yönünde hareket eder. Çoğu deniz köpüğü türü insanlar için tehlikeli değildir. Ancak alg patlamaları dağıldığında hem çevre hem de insanlar üzerinde olumsuz etkisi olabilir. Örneğin içerdikleri toksinler havaya salınır ve gözlerinizi tahriş edebilir veya başka sağlık sorunlarına neden olabilir. Nehirlerin denize veya okyanusa döküldüğü bölgelerde gelgit delikleri görebilirsiniz. Bu akıntıya karşı gelen ve nehri yukarı iten güçlü bir gelgittir. Gelgit veya metcezir deliği derinlikte ani bir değişikliktir ve kabarma adı verilen bir kategoriye girer. Gelgit deliği pozitif bir dalgalanmadır. Yani nehri yukarı iterek çok daha derin hale getirir. Negatif dalgalanma ise nehrin aniden çok sığ hale gelmesidir. Gelgit deliklerini her yerde göremezsiniz. Yalnız denize dar bir çıkışı olan sığ nehirlerde görülür. Deniz ve nehrin birleştiği yer düz ve geniş olmalıdır. Ayrıca alçak ve yüksek gelgit arasındaki alan en az 6 metre genişliğinde olmalıdır. Elbette dünyanın en büyük nehri olan Amazon Nehri gibi bazı istisnalar vardır. Amazon'un ağzı dar değil ancak nehirde gelgit delikleri görülür. Bunun nedeni nehrin ağzının sığ olması ve çok sayıda kumbarı ve alçak ada bulundurmasıdır. Gelgit o kadar güçlüdür ki nehrin bir deltası bile yoktur. Tortusu doğrudan Atlantik Okyanusu'na gider ve burada hızla akıntıya kapılır. Gelgit delikleri genellikle öngörülemez ve son derece sert olabilir. Çoğu durumda nehrin rengini maviden yeşilimsiye ya da kahverengiye çevirir. Bitki örtüsüne zarar verebilir, hatta ağaçları yerlerinden sökebilir. Dolayısıyla kano ve nehir sörfü gibi eğlence amaçlı sporlar bu bölgelerde tehlikeli olabilir. Gelgit deliğine kenardan bakarken bile dikkatli olun. Gelgit dalgaları bulunduğunuz noktanın üzerinden geçebilir ve sizi de çalkalanan nehre sürükleyebilir. Okyanusta olabilecek bazı tehlikeli olaylar bunlardı. Tabii günlük hayatta başınıza gelebilecek başka tehlikeli doğa olayları da olabilir. O yüzden her zaman dikkat etmenizde fayda var. Şimdi ise görünce hemen uzaklaşmanız gereken bazı tehlikeli doğa olaylarına da gelin hep birlikte bakalım. Örneğin parkta yürüyüş yapıyorsunuz. Güneş parlıyor ve siz güzel havanın tadını çıkarıyorsunuz. Tam o sırada hızla büyüyen dikey ve beyaz bir bulut görüyorsunuz. Endişe verici bir hızla yaklaşıyor, yoğunlaşıyor ve kararıyor. Sonra gökyüzü kararıyor ve bir rüzgar şapkanızı başınızdan uçuruyor. Saçınız da diken diken olmaya başladı. Bu durumda hemen can havliyle kaçmalısınız çünkü size yıldırım çarpmak üzere. Tam şu anda vücudunuzda pozitif yükler yükseliyor. Fırtınanın negatif yüklü kısmına uzanıyorlar. Eğer hızlı tepki vermezseniz bu yükler buluşacak ve sonu sizin için kötü olacak. Eğer saklanacak yer yoksa çömelin ve etrafınızdaki nesnelerden daha küçük olmaya çalışın. Yere uzanmayın. Islak olabilir ve büyük bir elektrik iletkeni olabilir. Şimşekli bir fırtına sırasında tehlikeyi haber veren başka işaretler de vardır. Avuç içleriniz terlemeye başlayabilir. Yakındaki metal nesnelerden tuhaf çatırtılar, vızırtılar veya titreşim sesleri duyabilirsiniz. Cildiniz karıncalanmaya başlayabilir. Ağzınızda garip bir metalik tat olabilir. Ayrıca ozon kokusu almanız da muhtemeldir. Elektrik yükleri atmosferi oluşturan ana gazlar olan azot ve oksijen moleküllerini ayrı atomlara böler. Bu atomlar tekrar bir araya geldiğinde bazıları 3 oksijen atomundan oluşan moleküller üretir. İşte ozon budur. Fırtına sırasında kokusunu alabilirsiniz çünkü alçalan hava akımları bu molekülleri yüksek irtifalardan burnunuzun hizasına getirir. Şimşeğin görülmesiyle gök gürültüsünün duyulması arasında geçen süreyi ölçerek bir fırtınanın ne kadar yakında olduğunu anlayabilirsiniz. Her 5 saniye 1 mil eder. Başınızın üzerindeki gökyüzü kararıyor ve uğursuz bir yeşile bürünüyor. Yanağınıza bir şey çarpıyor. Ah, acıdı. Tabii siz de suçlu nesneye bakıyorsunuz. Büyük bir dolu tanesi. Ama hava o kadar da soğuk değil ve yağmur yağmıyor. Her şeyin ne kadar durgun, ne kadar sessiz olduğunu fark ediyorsunuz. Hiç rüzgar yok. Bu size fırtına öncesi sessizliği hatırlatıyor ve gerçekten de kısa süre sonra bir ses duyuyorsunuz.
Ses hızla yaklaşıyor ve sanki bir yük treni üzerinize doğru geliyormuş gibi yüksek bir kükremeye dönüşüyor. Fakat gelen şey tren değil. Kasırga ve kaçmak için neredeyse hiç vaktiniz yok. Hortum sizi yolda yakalarsa arabanızdan olabildiğince uzaklaşın. Böylece aracın size doğru savrulması durumunda yaralanmaktan kurtulmuş olursunuz. Bir hendek bulun, içine uzanın ve başınızı örtün. Eğer içerideyseniz pencereden uzaklaşın ve mümkünse yer altına saklanın. Şimdi deniz kenarındasınız. Kıyı boyunca yürüyorsunuz ve hafif bir esintinin tadını çıkarıyorsunuz. Birdenbire ayaklarınızın altındaki yer sallanmaya başlıyor. Deprem olmalı. Sonra suyun son derece hızlı bir şekilde sahilden çekildiğini fark ediyorsunuz. Arkasında okyanus tabanını, resifleri ve hatta balıkları bırakıyor. İşte o zaman uzaktan gelen bir kükreme sesi duydunuz. Yaklaşan şey tsunami ve hayatınızı kurtarmanız için sadece birkaç dakikanız var. Hemen yüksek bir yere çıkın. Dev bir dalga çoktan kıyıya doğru koşmaya başladı. Tsunami'nin tek yöntemi bu değil. İlla devasa dalgalar şeklinde kıyıya çarpması gerekmez. Tsunami hızla yükselen bir gelgit gibi de olabilir. Genellikle şiddetli sualtı türbülansıyla beraber gerçekleşir. İnsanları yüzeyin altına çeker ve ağır nesneleri etrafa savurur. Ayrıca deniz suyunun köpürdüğünü, döndüğünü ve tuhaf desenler oluşturduğunu da fark edebilirsiniz. Bu da tsunami'nin yaklaştığının bir başka işaretidir. Köpeğiniz huzursuzlandı. Kapıyı tırmalıyor, evin içinde dolaşıyor ve köşelere saklanmaya çalışıyor. Genellikle sakin ve uysal köpeğiniz şimdi havlayıp duruyor. Son birkaç gündür havalar da bir garip. Bir gün sıcak, bir gün soğuk. Ayrıca evinizin yakınındaki derenin canlandığını ve köpürdüğünü fark ettiniz. Dolabınızdaki bardaklar da şıngırdamaya başlayınca tüm bunların ne anlama geldiğini anladınız. Ana depremi önleyen küçük depremler bunlar. Depremler genellikle kümeler halinde meydana gelir. Birkaç deprem olursa çok daha büyük bir deprem yolda olabilir. Felaket gerçekleşmeden bir süre önce tuhaf mavi ışıklarda fark edebilirsiniz. Bazıları yerden geliyor gibi görünür, diğerleri havada asılı durur. Bunlar büyük stres altındaki kayalardan yayılır ve deprem ışıkları olarak adlandırılır. Yer sarsılmaya başlamadan günler ya da sadece saniyeler önce görülebilirler. Deprem olacağını düşünüyorsanız ve akvaryumunuzda yayın balığı varsa davranışlarına dikkat edin. Bilim insanları bu türün yer sarsıntılarına tepki verebildiğini kanıtladı. Sismik aktivite yüksek olduğunda balıklar huzursuz olur. Bazı böcekler fırtınanın yaklaştığını hissedebilir. Hareketlerini durdurarak doğal felakete hazırlanırlar. Bu yüzden etrafınızdaki birçok böceğin uykulu göründüğünü fark edersiniz. Sığınacak bir yer arayın. Arılarsa şiddetli yağmur fırtınalarını önceden tahmin edebilirler. Yağmur yağmaya başlamadan bir gün önce çok daha fazla çalışırlar. Kare dalgalar iki dalga örtüsü birbirine çarptığında meydana gelir. Bu fenomen harikadır ama tabii kıyıdan izliyorsanız. Bu tür dalgalarda yüzmek için suya girmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Bunların altında yetenekli bir yüzücüyü bile kolayca aşağı çekebilecek çapraz akıntılar oluşur. Okyanus çöpleri ve deniz yosunları taşıyan vahşi dalgalar görürseniz sudan uzak durun. Bunlar sizi çok uzaklara taşıyabilecek güçlü bir rip akıntısının işaretleri olabilir. Bir gölün veya denizin yüzeyinde kötü kokulu yeşil bir şey gördüyseniz sudan uzak durun. Tehlikeli bir alp patlaması olabilir. İlk bakışta zehirli olup olmadığını anlayamazsınız. Bu yüzden uzak durmak her zaman daha iyidir. Bir kasırga gelmeden 3 ya da 4 gün önce deniz ya da okyanus yüzeyi 2 metreye kadar kabarabilir. Dalgalar her 9 saniyede bir kıyıya vurur. Kasırga ne kadar yakınsa dalgalar kıyıya o kadar hızlı çarpar. Dalgalar da yükselir, bazen 5 metreye kadar çıkar. Gökyüzü hafif, kabarık bulutlarla dolu olur. Kasırga kıyıya ulaşmadan yaklaşık 36 saat önce atmosfer basıncı düşmeye başlar. Bundan sonra rüzgar hızlanır ve gökyüzünde ince, tüy gibi bulutlar belirir. Kasırga kıyıya ulaşmadan 18 saat önce gökyüzü açılır ve yağmur yağmaya başlar. Yağmur suları genellikle alçak bölgeleri sular altında bırakarak 5 metreye kadar yükselir. Kasırga 12 saat uzaklıktayken güçlü bir fırtına gevşek enkazı beraberinde getirmeye başlar. Karaya varmadan 6 saat önce rüzgarın hızı saatte 145 kilometreye ulaşmıştır. Bu hız ağaçları kıracak, hatta kökünden sökecek. Büyük molozlar savuracak ve arabaları ters çevirecek kadar güçlüdür. Bu arada diyelim ki denize açılıyorsunuz ve tekneniz etrafında köpek balıkları dolaşıyor. Gözünüz üzerlerinde olsun. Eğer yırtıcı aniden sizi bırakıp derin sulara yönelirse, bu bir kasırganın yaklaştığı anlamına gelebilir. Mümkün olduğunca hızlıca karaya geri dönün ve diğer insanları uyarın.
Şiddetli yağmurlar sırasında bir kükreme sesi duyarsanız bu size doğru ilerleyen bir sel olabilir. Eğer o anda bir nehrin yakınındaysanız akıntıyla birlikte gelen molozları görebilirsiniz. Suyun rengi değişiyor, bulanıklaşıyor ve koyulaşıyor olabilir. Bu işaretler kafanızda alarm zillerinin çalmasına neden olmalıdır. İçgüdüleriniz doğruysa kaybedecek vaktiniz yok demektir. O yerden olabildiğince hızla uzaklaşmaya çalışın. Ani seller genellikle ölümcüldür. Eğer vahşi doğadaysanız derelerdeki, akarsulardaki ve nehirlerdeki suya dikkat edin. Eğer su hızla alçalıyor ya da yükseliyorsa bu bir heyelanın gerçekleşmek üzere olduğunun işareti olabilir. Suyun çamurlaştığını da görürseniz daha fazla kanıt beklemeyin, hemen bölgeden uzaklaşın. Yanardağ dendiğinde aklınıza ilk ne gelir? Kenarlardan dökülen kırmızı, buharlı, sıcak lav akıntıları, gökyüzüne yükselen koyu kül bulutları, hepimiz tek bir şey hayal ederiz. Ufukta koni şeklindeki bir dağ. Ama unutmayın, bu dağ da diğer dağlar gibi yeşil olabilir. Tepesinde dev bir delik olur. Aşağıya doğru inen bir yarık gibi. İçeride lav vardır ve gazları dışarı püskürtür. Lav o kadar sıcaktır ki, yanardağın tepesinde durup aşağıya bakabilirseniz, yüzünüz dışarı sızan sıvı kayaların rengi kadar kızarır. Volkanik bir patlama asla sorunsuz yaşanıp bitmez ve sorunlardan sadece yakınlarda yaşayan insanlar etkilenmez. Etkileri genellikle küresel ölçekte hissedilir ve havaya salınan kül örtüsü nedeniyle bir süre devam eder. Karbondioksit, sülfür dioksit ve isimleri sizi hemen lisede kimya dersine götüren diğer birçok zehirli gazı solumanın kötülüklerinden bahsetmiyorum bile. İşin ilginç yanı aslında yanardağdan yükselen bulutun çoğu o kavurucu sıcaklardan buharlaşan sudur. Ne var ki volkanlar patlamadan önce öfkeli bir ergen gibi belli aşamalardan geçer. İlk olarak magma, yani yüzeye çıkmadan önce lav olan ve adı değişen madde dipte hareket etmeye başlar. Bu zamanla daha kötü ve daha tehlikeli hale gelen depremlere neden olur. Ardından gezegenin kabuğundaki deliklerden buhar ve farklı gazlar püskürmeye başlar. Dünyamız gaz emisyonları ve depremler arttığında ıslık çalmak üzere olan bir çaydanlığı andırır. Bu genellikle yanardağın tepesinin patlamak üzere olduğu anlamına gelir. Bu ilk aşamalar patlamanın gerçekleşmesinden yıllar önce meydana gelebilir. Sonra magma gittikçe daha fazla basınçla birikmeye başlar. Büyük kaçışını yapmaya planlamaktadır. Eğer uygun ekipmana sahip değilseniz bunu fark etmeniz zordur. Bilim insanları bu açıdan bizi koruyorlar. Yanardağ her geçen dakika daha aktif hale gelir. Kül birikince patlamanın eli kulağında demektir. Sonra BOOM! Yüzey aşağıdaki basınca boyun eğer ve magma görkemli çıkışını yapar. Artık lavdır. Tepeden püskürür ve dağın kenarlarından aşağı akar. Yanardağ patlaması son derece de tehlikeli ve pek çok insanın ölümüne de neden olmuştur. O yüzden bu tarz tehlikeli dağlardan da uzak durmak lazım. Peki bu tehlikeli dağların aslında bizler için ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Kimisi için tehlikeli olarak gözüken volkanlar aslında biz insanlar için oldukça faydalıdır. Birincisi, atmosferimizi soğuturlar. Patlamaları sonucu açığa çıkan sülfür gazı atmosferimizdeki suyla birleşerek ısıyı en düşük seviyede, yani yaşadığımız ve nefes aldığımız derecede tutar. Ayrıca ısıları için mükemmel bir kullanım alanı vardır. Jeotermal enerji santralleri dünyanın derinliklerinden gelen enerjiyi kullanır ve ısısını buhara dönüştürür. Biz de bu buharı kullanıp elektriğe dönüştürürüz. Yeni Zelanda ve İzlanda'daki insanlar yeraltı sıcaklıklarının yüksek olduğu yerlerde yaşadıkları için bundan en çok onlar faydalanır. Volkanik malzeme ayrıca inşaat malzemesi olarak kullanılabilir. Çimento yapmak için öğütülebilir. İstersek volkanlarda altın, bakır ve sülfür gibi değerli mineraller bile arayabiliriz. Sıcak su kaynaklarını da unutmayalım. Onlar olmazsa Yellowstone ve İzlanda gibi yerlerde turizm olmazdı. Yüzülebilen sıcak sulara güzel, buharlı bir dalış yapmayı kim istemez ki? Evet, gördüğünüz gibi volkanlar o kadar da kötü değil. Onlar olmasa güzel dünyamız şimdiki haline gelemezdi.